Günaydın, hayırlı sabahlar, keyifli pazarlar arkadaşlar. Saat sabahın 10'u, biz kahvaltımızı çoktan yaptık. Şimdi tarhana yaptım, güzel mis gibi sarımsaklı, domates soslu. Azıcık pul biber kattım ona. Zaten altını kapatacağım, pişmek üzere. Burada da barbunya haşladım. Dün akşam ıslatmıştım, bir 10 dakika haşladım, o köpüklü kara suyunu akıttım. Şimdi bunun da yemeğini koyacağım. Güzel domates soslu, bol havuçlu falan. Yemeğini koyalım. Yemeklerimiz hazır olsun bugün de. Öğleden sonra da görümceme gideceğiz bugün zaten. Yemekler de tamam arkadaşlar. Yeşil çay demledim kendime bir kupalık kadar. Ondan sonra evleri toplayacağım. O arada da bunu içerim dedim bir yandan. Ne yiyorsun? Elma mı yiyorsun anneciğim? Elmacı güzeli. Hani bakayım. Hadi ısır bakayım. Isır, ısır. Isır. Bakayım. Hadi bitir onları. Koyma oralara, ver. Tamam, koydun. Onları yıkayalım hadi. Yıkayalım onları, yıkayalım. Anneciğim yıkayalım. Yıkayacağız, yıkayacağız. Aylar sonra oje sürdüm arkadaşlar. Bugün süresim geldi. Kırmızı oje. Bayılırım senelerdir ama sürekli bulaşık yıkadığım için çok çıkıyor. Baş edemiyorum. Valla ojelerim hep kurumuş. Kuruyanları attım. Bir 4-5 tane güzel olanlar vardı. Kırmızıyı seçtim bugün bakalım. Saati bir yaptık. İşten güçten sabah kahvesine fırsat olmadı arkadaşlar. Şimdi içeceğim. Canım istedi çünkü. Ezan okunuyor şimdi. Saati 2 yaptık. Hazırlandık çocuklar. Şimdi ayakkabılarını giydiriyoruz. Biz artık gidiyoruz. Taksi çağırdık. Orada görüşürüz. Uykusuna duru. Hadi gel. Teşekkür ederim. Hadi biz öğlen uykusuna. Uyutacağım onu Rıza. Çok uykusu geldi. Geç anneciğim. Hadi gel. Gel buraya gel. Halanın odasına gel. Gel anneciğim. Duru Hanım'ı uyuttuk. Masamızı da kurduk arkadaşlar. Görümcem çok güzel şeyler hazırlamış. Hemen göstereyim. Mercimek köftesi yapmış. Burada karışık kızartma var. Mantımız var. Burada kabalak kavurması var. Zonguldaklılar bilir, zılbıt da diyorlar. Bir de kaldırak otu diyen de var buna. Yumurtalı ya da böyle soğanlı çok güzel oluyor. Portakallı kek yapmış. Domates, salatalık, biraz şöyle peynir tabağı. Bir de beni seviyor diye köstebek pasta yapmış. Ben bu görümcemin yaptığı tarifi çok seviyorum. Onun gibi düşüremiyorum. Vallahi çok güzel oluyor. Ellerine sağlık. Bugün diyet miyet hak getire. Gördüğünüz gibi zor bir ortamdayım. Bize afiyet olsun.
kızım. Hem istiyorsun hem korkuyorsun Duru. Ver diyor, ver. Öpücük ver. Anlamıyorsun düşüyle. Öpücük ver. Çıkar da ver diyor. Öpücük. Koluna ne oldu? Çikolata mı söylüyor? Ay canım benim. Oğlum. Hadi müzik söyleyelim, müzik hadi. Dendini dendini oynatalım hadi. Oyna. Şak şak yap, oynuyor kızım. Hem istiyor hem ağlıyor bak şak bak. Şak şak yap, oynuyor bak bak. Şarkı söyle. Hadi benim oğluşum, neredeyiz benim oğlum, kim ya? Kendime bir Nescafe yapacağım arkadaşlar. Diğerleri içmiyor, çay içiyorlar hala. Ben tatlımı kahveye sakladım. Mutfağı da toparladık, bulaşıkları makineye dizdik. Şöyle bir sade Nescafe yapayım kendime. Duru'yu uyutmaya çalıştım ama uyumadı. Az önce ne güzel uyutmuştum, uyandı. Tekrar denedim, beceremedim. Tatlı hakkımı kahveye sakladım arkadaşlar. Bir tane köstebek pasta yiyeceğim. Ben bunu çok seviyorum. Çok da güzel yapar. Ellerine sağlık valla. 2 haftadır tatlısızlık başıma vurmuştu. Şimdi balkonda afiyetle yiyeceğim. Arkadaşlar birazdan kalkacağız ama gitmeden size görümcemin evini biraz çekmek istedim. Daha önce yazın geldiğimde merak edenler olmuştu. Şimdi böyle salona giriyoruz. Şurada hemen yemek masası var. Sandalyeleri böyle pudra pembesi, masası beyaz. Burada böyle beyaz duvarak aynası var. Bu ayna normalde gold rengiydi. Bunu enişten boyadı boyayla. Özel boyası var bunun. Şöyle saksısı, yapay çiçeği var. Böyle iki tane berjer, yine pudra pembesi. İki de karşı tarafta var. Bu koltuklar arkadaşlar kayınvalidemin 45 senelik koltuklarıydı. Görümcem bunları aldı. Güzel kaplattırdı istediği renkte. Çok da güzel oldu. Bu koltuklar şimdi çok moda biliyorsunuz. Bu süs eşyaların da hepsi yine gold rengiydi. Enişten bunları yine boyayla boyadı arkadaşlar. Şöyle bir TV altlığı var. Şöyle iki tane raflar var. Süs eşyalarını çok severler. Karı koca süse bayılırlar. Gerçekten eniştem de çok meraklı. Dediğim gibi bu da gold rengiydi. Bunu da boyadılar. Şurada bir lambeleri var. Burada bir duvar saati. Perdeleri böyle yanlarında pudra pembesi fonlar yaptırmış arkadaşlar. Berjer'in iki tanesi de burada böyle karşılıklı duruyor. Yine burada üçlü doğuran sehpası var. Üstünde de böyle kahve sunumlarında kullandığı küçük süs eşyaları, objeler var gördüğünüz gibi. Hatta buradan sunumluk bir iki tane çalabilirim valla. Zaten o bana istesem verir arkadaşlar, sağ olsun. Fon perdelerini gördünüz. Burada küçük bir böyle çiçek bahçesi yapmış kendisine. Şurada şöyle iki tane de orkidesi var. Berjerlerin en uzunu bu tekli, üçlüyü de krem rengi kaplattı. Yine böyle yastıkları var rengarenk. Bir tane tabloları var.
Salonu böyle çok geniş, güzel, pembiş bir salonu var arkadaşlar. Salonunu çok beğeniyorum. Avizesi de bu şekilde. Bu avize de hatta gold rengiydi. Eniştem bunu da boyadı. Eniştem her şeyi boyamayı seviyor. Vallahi salonu güzel yapmışlar böyle. Ortada bir orta sehpası var yine. Beyaz krem renginde. Geniş 6 metrekare bir halısı var. Halının üstüne de halı örtüsü örtmüş. Normalde halı krem rengi. O da krem rengi ama halı örtüsü örtmüş bu şekilde. Çabuk kirlendiği için. Böyle sizler için burayı biraz çekmek istedim. Salondan çıktık arkadaşlar. Şöyle küçük bir holü var. Yine böyle iki tane tablosu var. Burada böyle küçük bir ayakkabılığı var. Üzerinde yine ayna. Eniştem bunu da boyamış. Bu ayna da gri rengiydi. Burada kuşları var maviş. Burası giriş kapısı zaten. Şimdi küçük burası da böyle küçük oturma odası arkadaşlar. İki tane karşılıklı krem rengi koltuğu var. Açılıyor misafir geldiği zaman. Perdesi ve fon rengi, yastıkların renginden de fonları var gördüğünüz gibi. Bir tane de orta sehpası var. Burası da küçük oturma odası. Son olarak da mutfağı çekiyorum arkadaşlar sizin için. Mutfağa girişte şöyle bir yuvarlak masası var. 4 tane krem rengi sandalyesi. Hemen dönüyoruz. Karşıda mutfak. Bordo ve krem rengi gördüğünüz gibi. Bulaşık makinesi köşede. Şurada çaycısıyla rondosu var. Meyve sıkacağı sanırım. Böyle bordolu kırmızılı bir mutfak arkadaşlar. Şurada şöyle baharat köşesi var. Kırmızı gördüğünüz gibi. Ay gazı tam bu köşede. Buzdolabı da burada arkadaşlar. Kapının girişinde. Kare ufak kutu gibi bir mutfağı var gördüğünüz gibi. Halısı da böyle bu şekilde renkli. Yerler yine bordo fayans. Kiracı olduğu için mutfağı hiç ellemedi girdiğinde. Bu şekilde kaldı. Böyle. Şurada renkli kupaları var köşede. Mutfaktan da balkona çıkılıyor. Mutfaktan da böyle küçük kapalı balkonu var arkadaşlar. Şöyle şurada ekmekliğini koymuş. Burada yine süsleri falan, masası. İki tane karşılıklı sandalye, iki tane de tabure var arkadaşlar. Küçük ama şirin bir balkon gördüğünüz gibi. Şöyle mahalleye bakıyor, caddeye bakıyor. Burası 4. kat. Böyle. Buradan yine salona kapı var. İki tane girişi var. Böyle. Biz şimdi hazırlandık artık. Evimize gidiyoruz. Yatak odası ve tuvalet banyo tarafını çekmiyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Belediye durağına doğru gidiyoruz. Aşağıda park varmış. Biraz oraya uğrayacağız. Duru Hanım'ı biraz salıncağa bindireceğiz. Şimdi böyle hep beraber gidiyoruz bakalım yol boyu. Hava da şansımıza güzelleşti. Akşama kalmadık, karanlığa kalmayalım dedik. Öyle bakalım, erkenden kalktık gidiyoruz. Duru bir de uyumadı ya, burada yerini yadırgadı herhalde. O yüzden evde gidince uyuturum onu. Biraz parkta da yorulur şimdi. Hadi bir daha kaydırsın halası. Hadi. 1, 2, 3. Hoppala. Bir daha mı istiyor? Doymadı. Yukarıdan gidelim. Gel şuradan gidelim. Oradan kaydırız. Halasının başını döndürdü. Buranın parkı da çok güzel. Oturma yerleri de var burada bir dünya. Akşamları diyor çok güzel oluyor diyor Şule abla. Çayımızı demleyip iniyoruz diyor. Vallahi tünele falan giriyorlar beraber. Beraber kayın Şule abla. Hadi beraber kayın. Halasıyla kaysınlar. Hadi. 1, 2, 3. Ay korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Ay, çok güzel. Durun. Tamam, bir daha isteyeceğim. Korktum ben. Çok korktum. Vallahi bir daha istiyor. Çok korktum. Harbiden korktum ha. Bak burada bak, şurada var bak. Gel.
Saat 7.30'a geliyor. Biz Azra ile nereye gidiyoruz? Yürüyüşe gidiyoruz arkadaşlar. Rıza ederim ki Duru'ya bakar mısın? Ben bugün yürüyemedim. Hem de yediklerimi yakmam lazım. Tamam git dedi o da. Zaten geleli yarım saat oldu. Üstümüzü başımızı hallettik. Duru'ya azıcık çorba yedirdim sıcak sıcak. Sonra da çıktık evden. Kendim de bir tane maden suyu aldım elime. Hazmetmem lazım yediklerimi. Aslında çok abartmadım. Ama bana 2 haftadır kaçamak yapmadığım için 2 haftadır ya yani 2 haftanın üstüne fazla geldi sanki yediklerim. Öyle bir suçlu hissettim kendimi. Akşam yemeyeceğim zaten. Orada saat 3 gibi falan yedim en son. Orada yediklerimle duruyorum. Ama tatlı bir şeyler yemeyi özlemişim. Gerçekten çok iyi geldi. Bugün yani ödül günüm oldu aslında. O yüzden hem biraz pişmanım hem de değilim. Arada böyle ödüllerin olması iyi oluyor motive açısından. Şimdi ne yapacağız? Yatana kadar bol su. Gidince de bir yeşil çay demlerim bir kupa daha. Bir saatte yürüyüşümü yaptıktan sonra günü kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Öyle yani her şeyin telafisi var. Yeter ki isteyelim. Bu arada bana dünkü videoma yorumlar yazdınız ya. İşte gerçekten çok zayıflamışsın, yüzün küçücük kalmış falan diye. Yani mutlu oluyorum okudukça. Sağ olun fark ettiyseniz. Azra Hanım dinleniyor. Oturtturdum onu bayağı yürüdük. Ama bir 5-6 tur daha atacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz.